Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım bu videomuzda baştan da gördüğünüz gibi takipçim hesabını inceledim serisinin yeni bölümünde karşınızdayım video basamıcı like atıp kanalı unutmayın arkadaşlar böyle videonun devamı şansız. bu videoyu tam 100 <laughs> like bekliyorum eğer evet, 350 like geçiyor, videonun devamı gelecek. Şimdi bildiğiniz gibi bizim çok sevilen bir serimiz var. Takipçimin hesabını incelediğim bir seri. Benim çok severek çektiğim bir seri ve sizin izlerken de çok eğlendiğiniz ve sevdiğiniz bir seri diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü hesabımızı Instagram'dan aldım. Bu arada Instagram'ı takip etmediyseniz açıklama kısmında var şu an linki tıklayarak takip edebilirsiniz. Arkadaşımızın hesabında tam 48.9 milyon iparısı ve neredeyse bütün arabalar çizimle. Şimdi videomuzu başlamadan şunu söylemek istiyorum. Siz de bana hesaplarınızı vermek istiyorsanız Instagram'da bana DM olarak atabilirsiniz. Instagram dediğim gibi açıklama kısmında takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi ben ilk arabamıza başlamak istiyorum. İlk arabamız gördüğünüz gibi Coinses Ager adındaki arabamız. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Oyundaki en pahalı araba. Şimdi arkadaşımız buna Red Bull çizimleri falan yapmış gördüğünüz gibi. Böyle bir yarış arabası, drag arabası gibi bir his veriyor bana. Bence güzel bu arada şuraya arabanın ismini falan yazmış. Gördüğünüz gibi çok uzun bir ismi var. Şuraya markalar falan filan 33, 45 baya bir şey eklemiş. Yani dış görünüşü bayağı hoş bence. Bir tek şu üstteki logo biraz saçma durmuş. Onun dışında baya güzel. Evet hesabımızda ikinci araba gördüğünüz gibi Bugatti. Yani bu araba hakkında yorumum pek olumlu değil açıkçası. Yani saçma bir modifi olmuş. Bugatti Veyron ne bileyim Atvon, HKS. Garip garip şeyler yazmış. Üstüne üstlük şu öndeki yer çok kötü olmuş. Yani gördüğünüz gibi Polis arabalarında falan olan yer. Bugatti'de çok saçma durmuş. Jantlar iğrenç. Arkadaki plaka güzel bak. Arkadaki plakaya bir şey demeyeceğim. Gayet güzel olmuş. Tabi şu üstteki beyaz yer dışında gayet güzel. Spoiler çöp ne bileyim işte. Yani bu araba ciddi söylüyorum 10 üzerinden 1 ya. Gördüğünüz gibi sıradaki arabamız Mercedes'in AMG paket bir arabası. Gayet hızlı gayet klas bir araba bu. Arabada modifiye falan çok fazla yok. Bir tek arkadaşımız jantları değiştirmiş ve body kit eklemiş. Bir de arkaya bir tane spoiler atmış. O kadar. Şimdi şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Birinci jantların rengi rengi çok güzel hani Hayatımda gördüğüm en güzel mor rengi bu olabilir. Hani şu renge bayıldım. Bence çok güzel olmuş. Onun dışında şu yeşil pek yakışmamış şu andaki yazı. Yani arabada pek de bir şey yok. Görüm yapacağım da pek bir şey yok. Bir tek şunu beğendim. Şu jantlardaki mor renk inanılmaz güzel. Evet burada bir tane gördüğünüz gibi Lamborghini Aventador var. Bunda hiçbir modifiye falan olmadığı için direkt geçiyorum. Oy Mercedes C180. Bak işte kralların arabası budur. Ben bu arabaya bayılıyorum abi. Arkadaşımız da güzel bir modifiye yapmış gördüğünüz gibi. Altın rengi yapmış. Baya iyi olmuş. Jantlar falan her şey altın olmuş olmuş. Hani böyle gerçekten lüks bir araba oldu belli olmuş. Benim bayağı hoşuma gitti bu. Ve abi gördüğünüz gibi Audi RS 4. Bayağı etkilendim ya arabadan. Hani görünüş falan inanılmaz cool ve güzel bence. Şu Kuru kafa beni benden aldı zaten. Şu çok güzel olmuş. İlk kez şu kuru kafanın bir arabada yakıştığını görüyorum. O da bu araba oldu. Çok güzel. Üstteki şu detay bayağı iyi olmuş. Öndeki şimşek detayı falan filan. Güzel yani iyi olmuş bence. Ve abi gördüğünüz gibi hem Japon hem de Amerikan tarzı bir araba. GTR R35 gördüğünüz gibi. Arkadaşımız çok garip yapmış. Yani gördüğünüz gibi şurada bir göz var, yüz var. Burada da aynı şekilde şu Baldi'nin gözlerine benziyor yüzüne benziyor çok ilginç olmuş Önde çizim var mı diye bakıyorum ve abi tabii ki de çizim var Bu karakterin ne olduğunu bilmiyorum ama bana Granny'yi benzetti Bildiğiniz gibi bir korku oyunu var Granny benim eskiden çektiğim bir oyun Yani eskiden kastım 5 ay önce falan Granny'ye benzettim Janttaki mor renk yani bence o karige olmamış ama yine de güzel r 35ten sonra R35'in kardeşi R34'e geçtik Bunda da arkadaşımız flash çizim yapmış ve gayet güzel olmuş. Bayağı beğendim ben şahsen şu çizimi. Yan tarafları gördüğünüz gibi şöyle Flash'ın logosunu falan filan koymuş. Arkada şöyle Hero yazmış. Anlamını bilmiyorum ama herhalde iyi bir şeydir diye düşünüyorum. Abi şu gözlerdeki detay var ya çok güzel olmuş. Şuraya DC Commons falan yazmış. Şuradaki alev detayı bayağı hoşuma gitti yan taraflardaki. Araba güzel olmuş ya. Harbiden başarılı olmuş bence. Burada bir tane Ferrari F12 Berlinette var. Yani şimdi bu araba hakkında şunu söylemek istiyorum. Modifesiz bir araba. Ama nedense bana böyle bir geleceğin arabası hissi verdi. Yani bir bilmiyorum belki jantının yanındaki beyaz çizgilerdendir ama böyle sanki böyle yeni teknoloji bir araba hissi verdi bana çok hoşuma gitti. Renkleri falan çok güzel olmuş gördüğünüz gibi. Böyle bir robotik mat sarı yapmış. Çok hoşuma gitti. Evet, sıradaki arabamız Toyota galiba bilmiyorum ama Lexus da olabilir bu arada. Araba hakkında yorumum çok kötü abi. Gördüğünüz gibi yani kamber yapmış. Hadi kamber yaptın diyelim. Niye süspansiyonları yükselttin? Hadi süspansiyonları yükselttin diyelim. Niye şuradaki jant açılarını yükselttin? Yani çok garip bir araba. Pek de bir yorum yapmayacağım bunun hakkında. Yani arkadaşımızın zevkine kalmış. Oy gördüğünüz gibi bir tane BRZ'miz var. Arabayı açar açmaz direkt ben ilk yaptığım şey abi plakaya bakmak. Bunun plakası orta düzey. Yani çok iyi değil açıkçası ama çok da kötü de değil. Yan taraflara boş ön tarafta bir çizim var. Hangi karakteri çizdiği hakkında hiç fikrim yok. Üste bir şeyler yazıyor ama Dragon Ball Z diye bir dizi herhalde bilmiyorum ya da karakterin ismi de olabilir. Bir ihtimalle karakterin ismi değildir tabi ama. Gördüğünüz gibi bir tane Volkswagen Shrokko'muz var. Aslında bu arabayı şimdi incelemeyecektim ama şöyle bir şey fark ettim. Arkadaşımız üşenmemiş şuraya şu detay yapmış. Cidden güzel olmuş bence. Ya tabi siyahla bir alakası yok ama... Arkadaşımız sırf uğraştığı için hoşuma gitti. Aynı şeyi bu tarafa yapmış ve gördüğünüz gibi BMW logosu yapmış. Volkswagen'e BMW logosunu yapmasına mı şaşırayım? Siyah arabaya böyle garip renkler yapmasına mı şaşırayım? Yoksa arkaya şöyle bir spoiler yapmasına mı şaşırayım? Yoksa üstüne üstlük şuraya garip bir şey çizmesine mi şaşırayım? Çok garip bir araba olmuş sıradaki arabamız gördüğünüz gibi eski kasa bir BMW. Şimdi bu araba hakkında yorumlarım şöyle olacak. İlk görüşte çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Şu yanlarda Japonca Çince yazılar var. Artık Japonca mı Çince mi bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur belki. Ön tarafta bir tane anime gibi bir karakterin çizim var. Üst tarafta bir şey yazıyor ama tam olarak okunmadığı için söylemeyeceğim ne olduğunu. Ya yani söylemeyeceğimden kastım şöyle bilmediğim için söylemiyorum. Yoksa bilip de söylememezlik yapmıyorum. Siz anladıysanız yorumlar kısmına yazın. Merak ediyorum cidden i̇şte ne yazıyor orada. Evet sıradaki arabamız gördüğünüz gibi 350 Z. Şimdi bu arabayı ilk görüş sürüşte çok şaşırdım. Birazdan siz de göreceksiniz. Arkadaşımız araba çok ilginç bir şey yapmış. Gösteriyorum. Ve abi gösterdim. Yani benim aklıma hiç gelmemişti. Bildiğiniz gibi bu araba normalde kaput açılıyor. Arkadaşımız direkt ben kaputu söküp atmış. Ki bence baya güzel olmuş. Çok klas çok kral bir hareket. Tabi motor biraz daha detaylı olsa böyle daha bir hoş olurdu. İşte kırmızı detaylar falan filan olsa Belki daha güzel olabilirdi ama yine de çok güzel. Abi bak işte BMW M8 gördüğünüz gibi hem de hileli. Arabayı yaptıklarından bahsetmek istiyorum. Öne bir tane çizim yapmış, bir tane adam çizim böyle kıllı mıllı bir adam. Kim olduğunu bilmiyorum pek de merak etmiyorum açıkçası. Üste bir tane gördüğünüz gibi port bagaj yapmış. Bu GG ile yapılıyor zaten biliyorsunuzdur. Yan tarafları yazılar falan yazmış. Yani bence güzel olmuş. Bir de üstünde polis şeyi var sirenleri var. Ve abi her erkeğin hayali olan Mercedes G Class. Şimdi böyle düz baktığınızda normal bir arabaymış gibi gözüküyor. Yani hiçbir özelliği yokmuş gibi gözüküyordu. Ama şuradaki yazıyı gördüğünüzde anlamışsınızdır. Arabada pitbull çizim var. Hemen göstereceğim İlk önce arkasını sağın solunu gösteriyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşımız Barbie iki renkten yapmış. Hem hem siyah hem de gri. şimdi ben çizimi gösteriyorum. 3, 2 1 ve gördüğünüz gibi pitbull. Gördüğünüz gibi arkadaşımız pitbull çizmiş. Yani biraz kilolu bir pitbull'a benzemiş. Hani böyle tombul yanaklı bir pitbull'a benzemiş ama yine de baya güzel. Bre. Evet sıradaki aramız gördüğünüz gibi paralı bir Mercedes. Şimdi bu Mercedes'in özelliği şöyle arkadaşlar. Oyuna gelen kaputu açılan ilk araba bu Mercedes. Yani bu Mercedes geldikten sonra kaputu açıldıktan sonra artık bütün arabaların kaputları aç açılmaya başladı. Yani aslında kaputu açan arabaların babası bu araba. Mesleğin ne? Babayım. Şöyle sağını solunu göstereyim güzel çizimler yapmış Arkadaşımız bir tek şunu beğenmedim hani Şu saçma olmuş ya şu öndeki demirlik falan Saçma olmuş öne şöyle bir yazı eklemiş Üst tarafa da aynı şekilde şöyle desenler eklemiş Yani bence baya güzel ama Şöyle bir şey var şu yandaki far ve öndeki Demir hiç hoşuma gitmedi onun dışında çok güzel Burada bir tane abi Dodge Viper var Gördüğünüz gibi çok güzel krom bir araba Şöyle yanını sağını solunu göstereyim Sonra da üst tarafını göstereceğim üst tarafını Gösteriyorum ve üst tarafında böyle bir şey Var yani bence gayet iyi Benim hoşuma gitti şahsen bilmiyorum siz beğendiniz mi ama bence gayet güzel. Oy abi bak 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 gelişe bak bak. Abi sen nesin ya? Çok güzel yapmış. Yani tabii eksiklikleri var ama body kitleri zaten bu arabanın mükemmel olduğu için bu araba hakkında hiçbir yorum yapmayacağım. 10 üzerinden 10 verip direkt geçiyorum abi. Evet burada bir tane çizimli arabamız var. Çok ilginç bir araba yani normalde dönüp de yüzüne bakmayacağım bir araba. Ama arkadaşımız bayağı güzel çizim yapmış şöyle gösteriyorum gördüğünüz gibi arkadaşımız bu arabaya motor çizimi yapmış hem de bayağı kaliteli yapmış Evet burada bir tane arabamız var gördüğünüz gibi gözleri açılan bir araba oyundaki gözleri açılıp kapanan tek para araba bu zaten Şöyle sağını solunu gösterip direkt geçiyorum yani bence güzel onun üzerinden 5 veriyorum bu arabaya Şöyle bir arabamız var gördüğünüz gibi bu arabamızın özelliği body kitleri abi bu arabaya gelen çok güzel body kitler vardı Zaten onun yüzünden bu araba bu kadar güzel oldu. Yani gördüğünüz gibi arabada hiçbir modifiye yok ama body kitleri taktığı için araba mükemmel gözüküyor. Evet sıradaki arabamız gördüğünüz gibi şöyle BMW. Bu arada arabaları hızlı hızlı geçiyorum çünkü hesapta çok fazla araba var ve benim bu hesabı şu anda bitirmem lazım Bu BMW'ye gördüğünüz gibi motor çizimi yapmış Şöyle kırmızı mırmızı 7.5 litre güzel bir motor çizmiş Baya iyi olmuş Ve gördüğünüz gibi Lamborghini Urus abi Hemen gösteriyorum Şöyle bir tane Avengers yazmış Marvel yazmış Tony Stark yazmış Abi yoksa var ya Tony Stark çizim varsa çıldırırım burada Evet abi ilk kez bakıyorum 3 2 1 Bakalım ne çizmiş? Abi adam Iron Man'i çizmiş. Ve abi çok güzel de çizmiş. Eline koluna sağlık mükemmel güzel olmuş. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Marvel'da yani Avengers'ta en sevdiğim iki tane karakter var. Birincisi Spider-Man, ikincisi Iron Man. Yani bu iki karakter benim en sevdiğim favori karakterlerim. Sizin favori karakteriniz hangisi? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz isterseniz. Evet abi burada bir Mercedes var. Paralı bir Mercedes. Bunu direkt hemen gösteriyorum. Çizim şöyle bir çizim. Ben bu karakteri hatırlıyorum arkadaşlar. Eskiden izlediğim bir çizgi filmde bu karakter var. Çok seviyordum o çizgi filmi. İsmini hatırlamıyorum ama çok seviyordum o karakteri. Evet abi burada gördüğünüz gibi bir tane paralı Toyota var. Hemen şöyle hızlı hızlı sağın sonu gösteriyorum. Öndeki çizimini gösteriyorum ve gördüğünüz gibi öndeki çizimi Marshmallow. Bildiğiniz gibi bir tane DJ var. Marshmallow adında. Youtube'da zaten çok fazla şarkısı var. Onu çizmiş arkadaşlar. Ve sanırım hesap bu kadar. Yani gördüğünüz gibi bitti galiba. Şuradan Nif Cars'a bakıp birkaç tanesine bakmak istiyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bakalım atladığımız bir araba var mı? Aa Golf. Golf'a bakmadık. Abi golf'a bakmadık galiba. Bu golf'a Thanos çizmiş arkadaşımız gördüğünüz gibi yani çok güzel çizmiş. Bildiğiniz gibi ben golf hastasıyım. Yani golf görünce dayanamıyorum. Bu araba hakkında yorumlarım şöyle olacak. Camları kırmızı iğrenç olmuş hiç yakışmamış. Jantları çok kötü ama abi çizimi mükemmel olmuş. Eline koluna sağlık diyorum hesabın sahibine. Bakalım abi şuradaki arabayı ne çizmiş? Gördüğünüz gibi BMW X5. Aa bunun da böyleymiş. Yani pek güzel değil açıkçası. Abi çoğunlukla şöyle bir şey oluyor. Hesaptaki araba gözükmüyor. Çok sinir oluyor yani şu bug'u bir türlü düzeltemedi oyun. Çok kötü abi. Mesela bir takipçi hesabına gidiyorum. Çocuk o kadar modifiye yapmış falan filan. Ama modifiye yaptığı araba videoda gözükmüyor. Çocuk da yüzüyor. Ben de yüzüyorum. Çok kötü oluyor. Umarım kısa süre içinde bunu düzeltirler. Oo abi bir tane daha pitbull gördüm. Bak 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 bak. Adam çok güzel yapıyor ya. Daha dem bu arabayı sanırım incelemedim. Bilmiyorum hatırlamıyorum. BMW M4 gördüğünüz gibi pitbull çizimli. Hesapta çok fazla araba olduğu için çoğunu göstermiyor hesap. Yani arkadaşımızın yaptığı çoğu uyuz araba belki de gözükmedi videoda. Çok kötü bir his bu. Ya şahsen ben bu hesabın sahibi olsaydım ve arabam gözükmeseydi cidden üzülürdüm. Al mesela bir tane Ferrari bak mesela. Daha demin bunu gördük mü? Ve galiba gördük. Adidas. Aynen daha demin gördük bunu. Neyse abi bugün videomuzun zaman bu kadar. Umarım beğenmiş. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu isten tam 400 like falan bekliyorum. Eğer 400 like yesin bu videonun devamı gelecek. Ve 14 bin aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz. Size çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın olalım. Ve bana hesaplarınızı vermek istiyorsanız açıklama kısmında instagram var. Oradan bana verebilirsiniz. Ve oradan da takip edersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay olan... bay efendim. Ne tarafa dönersen dön, papan arkandadır. <laughs>